Vallahi bu kurallara uymalıyız. Durumumuz iyi değil. Bize bu hiç yakışmaz. Osmanlı olarak hep iyi geldik. Yine bu eski günlerimize dönelim. Evet efendim. Vallahi bu korona kötü oldu Osmanlı'ya. Çok kötü, çok. Ama tedbirlere uymalıyız. Siz uyuyorsunuzdur, ben eminim. Biz uyuyoruz. Aşıları da oldu. İnşallah üstesinden geleceğiz. Çok çok inşallah. Vallahi birinci sırada, televizyonda birinci sırada Osmanlı önünde. Buna niye, çok üzülüyoruz. Niye oldu? Umursamaması. İşte tedbirlere uyacağız ya. Evet. Bak biz hep iyi geldik ha. Evet. Bu olmuyor. Evet. Selamun aleyküm. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsınız? İyiyim. Vallahi bu korona yükseldi. Dikkat etmeliyiz. İnşallah bize bu öğretiriz. Tedbirlere uyarak geleceğiz. Tedbirler uymadan olmaz. Vallahi tedbirlere uymadan olmaz. Elimizden geldiği kadar uyuyordu abi. Gelir elimizden Allah'ın izniyle. Ya. Maske takacağız, mesafeye dikkat edeceğiz. Aynen. Ne olacak? Aynen maalesef. Bu elimizden gelir Allah'ın izniyle. Gelir. Maşallah. Maskesiz falan dolaşmayalım abi. Bak çok yükseldi. Osmaniye'ye bu hiç yakışmadı. Aynen. Vallahi ben şahsını kendi adıma çok üzüldüm. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi bu korona çok yükseldi. Canımızı çok sıktı. Evet, aynen öyle. Bu Osmaniye'ye hiç yakışmadı bir kere. Vallahi elimizden geldiğince tedbirlerimiz alıyor. Tüm ya vallahi elimizden gelir Allah'ın izniyle. Maske takacağız, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Ne olacak ya? Aynen. Bir de aşılarımız olacağız. Yapacağımız. Bu bizim aşılarımız da tamamız inşallah halim. Nasıl? Tüm aşılarımız da tamamız. Elemanlarımız, çalışanlarımız, evet. Dükkan sahibimiz, hepimiz aşımız da tamamız inşallah. Ya hadi Osmaniye olarak düşürelim. Ya çok rahatsız ediyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Vallahi bu korona çok canımızı sıktı. Öyle. Ama bu Osmaniye'ye hiç yakışmadı. Ya tedbirlere dikkat edeceğiz. Elimde bir cibe almışken gene yürü kaydı. Ya ne kadar güzeldik değil mi? Evet. Yine alırız Allah'ın izniyle. Güzel. Yeter ki hep beraber mücadele edelim. Bu bir iki kişinin mücadelesiyle olmaz. Benim gayretimle de olmaz. Hep beraber kurallara uyarak yaparız. Ya illa yasak mı koymak lazım? Yani illa ceza mı yazmak lazım? Ya bu yani ya canlar kaybediyoruz ya. Bu çok önemli ya. Kuralımız kendi bir sağlığımız için, kendi sağlığımız, çevremiz, sevdiklerimiz, toplumun sağlığı için ya. Yani bu çok önemli. İnsan kendi sağlığını önemsemese bile başkasınınkini önemsemeli. Başkasına ne hakkın var? Doğru. Çünkü bu dikkat etmediğinde bulaşıyor ve yayıyor. Değil mi? Doğru. Ya bu ciddi doğru. Bir sorumluluk ya. Evet. Ya kurallara uymalıyız. Kurallara uyarak bu işin üstesinden geleceğiz inşallah. Bir de aşılarımız olacağız. Koronavirüs, son yayınlanan koronavirüs tablosuna göre maalesef Osmaniye olarak vaka oranlarında en yüksek çıktık. Tabii Osmaniye olarak bu bizi, hepimizi çok üzdü. Çünkü biz bu mücadeleyi hep çok başarılı götürdük. Çok iyi götürdük bugüne kadar. İnanıyorum ki bundan sonra da biz bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Herhangi bir yılgınlığa düşmeden bu mücadelede eski olduğumuz, en iyi olduğumuz günlere döneceğiz. Bu dönmemiz için de hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Kurallara uymadığımız sürece, tedbirlere dikkat etmediğimiz sürece maalesef çok hızlı bir şekilde bu yayılıyor. Bunu artık biliyoruz. Osmani olarak ben diyorum ki hemşerilerime, lütfen kurallara uyalım ve aşılarımızı olalım. Biz bunu daha önce yaptık, başardık. Ben inanıyorum ki Osmaniye'li hemşerilerimizle birlikte bunu yine başaracağız. Başarmamamız için herhangi bir sebep yok. Allah'ın izniyle bu tecrübemiz de var. Önümüzdeki günlerde inşallah aşağıya doğru düşüşü başlatıp en hızlı bir şekilde en aşağılara bitirmek. Hedefimiz tabii ki bitirmek üzere. En aşağılara çekip bitirmek olmalı. Öyle de bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Tedbirler uymazsak, yayılma bu şekilde devam ederse
sıkıntı olabilir. Şu anda sıkıntımız yok. Bütün vatandaşlarımıza sağlık hizmetini çok rahat bir şekilde veriyoruz. Ama bu sürekli eğer böyle artmaya devam ederse sıkıntı yaşayabiliriz. Bunun için de mücadelemizi sürdürmeliyiz.